Galatasaray'dan yaz transfer döneminde gençlik operasyonu. Galatasaray yaz transfer dönemi olarak adlandırılan birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunda önemli bir gençleştirme operasyonu gerçekleştirdi. Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci bitirerek şampiyonluğu kaçıran sarı kırmızılı ekip yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Geçen sezon kadrosunda bulunan 17 oyuncuyla yollarını ayıran Galatasaray 11 ismi kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek 3 sezonun kadrosunu oluşturma hedefiyle çalışan sarı kırmızılılar transfer planlamasında genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 23.7 oldu. 35 yaşındaki Radamel Falcao ve Ryan Dong, 32 yaşındaki Jimmy Durmaz, 31 yaşındaki Şener Özbayraklı gibi tecrübeli isimlerle yola devam etmeyen sarı kırmızılıların yollarını ayırdığı futbolcuların yaş ortalaması ise 26 olarak gerçekleşti. Kadrosuna genç ve potansiyelli futbolcuları katan Galatasaray'ın kasasından ciddi bir bonservis bedeli çıktı. Cimbom transfer döneminde kadrosuna 5 Türk, 2 Rumen ve birer de Hollandalı, Danimarkalı, Fransız ve Brezilyalı futbolcuyu dahil etti. Sarı kırmızılı kulüp geçmiş sezonların aksine futbolcuların aldığı ücretler ile bazı transferlerde ödenen bonservis bedellerini açıklamadı. Kadrosuna 3'ü serbest, ikisi kiralık olarak toplamda 11 futbolcu dahil eden Galatasaray sadece 3 oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku. Galatasaray Kulübü Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alan ve İskoçya ile oynanan maçta sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyat edileceğini duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el 2. metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı ifadelerine yer verildi. Barış Alper Yılmaz, İskoçya maçında ilk yarı sonunda oyundan çıkarken 3 Eylül tarihinde oynanan Belçika mücadelesinde ise 70 dakika süre almıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız isim Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere Galatasaray'da toplam 4 maçta forma giydi. Gustavo Assunção, benim için bir rüya gerçekleşti. Galatasaray, Portekiz'in Famalicão takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunção'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki ön libero, Galatasaray'ı iyi tanıdığını, teklifi düşünmeden kabul ettiğini ve kendisi için bir rüyanın gerçekleştiğini belirtti. Galatasaray taraftarının karşısına çıkmak için sabırsız olduğunu belirten genç yıldız, Galatasaray taraftarını takip ettim, seyrettim. Bir an önce onların karşısına çıkabilmek adına sabırsızlanıyorum. Onlar da bana pozitif anlamda mesajlar gönderdiler, dedi. Arda Turan'ı çok sevdiğinin de altını çizen Assunção, Arda Turan'ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid'deyken ben de altyapıdaydım. Onunla tekrar karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım, şeklinde konuştu. Öte yandan Arda Turan La Liga'da hem Atletico Madrid hem de Barcelona forması giyerken önemli oyuncularla birlikte oynamıştı. Uzun yıllar Porto ve Atletico Madrid takımlarında top koşturan Paulo Assunção birçok futbol sever tarafından hatırlanır. İşte Paulo Assunção'nun oğlu Gustavo Assunção Galatasaray'a transfer oldu ve şimdi de babası gibi Arda Turan'la birlikte o da kupa kovalayacak. El Ahlı'dan Alyudienk açıklaması. Galatasaray beklentimizi karşılayamadı. Galatasaray'ın uzun süre transferi için girişimlerde bulunduğu Alyudienk için kulübü El Ahlı'dan açıklama geldi. Mısır ekibi Galatasaray'la anlaşma sağlayamadıklarını kaydederken yapılan teklifin beklentilerinin altında olduğunu kaydetti. Kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray ekonomik beklentilerimizi karşılayamadığı ve sundukları ödeme planı da çok uzun vadeliydi. En yüksek teklifleri 5 milyon dolar oldu ve onu bile 3 taksitte ödemeye hazır değillerdi İfadeleri kullanıldı. Mısır temsilcisi Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 9,5 milyon euroluk bir talepte bulunurken paranın büyük kısmını ise peşin talep etmişti. 23 yaşında ve 1.85 boyunda olan Alyudienk'le anlaşma sağlayamayan Galatasaray bunun üzerine Famalicão'dan Gustavo Assunção'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'ın transfer ettiği en kötü 11 futbolcu. Selam dostlar, naber? Bilindiği üzere Galatasaray'ımızın şanlı formasını sayısız efsane futbolcu gururla taşıdı. Hagi'den Metin Oktay'a, Tafarel'den Muslera'ya, Wesley Schneider'den Didier Drogba'ya birçok dünya yıldızı Galatasaray'a kupalar kazandırıp taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ancak biliyorsunuz ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Bırakın Galatasaraylıları tatmin etmeyi, onları çıldırtmadıkları tek bir gün dahi olmayan oyuncular da sarı kırmızılı formayı giyerek tarihin bir parçası oldular. İşte Galatasaraylı taraftarları çıldırtan 11 transfer. Kalede birçok aday var. Leo Franco, Fatih Öztürk, Robinson Zapata ve daha niceleri. Ancak sanırım bunların içinde Galatasaray'ı en çok hayal kırıklığına uğratan kaleci Robinson Zapata olmuştur. Kalede güven vermek şöyle dursun, taraftarların yüreklerini ağızlarına getirmediği tek bir dakika olmayan Zapata kaleyi kimseye kaptırmıyor. Defansın saha için belirlediğimiz isim büyük ihtimalle bu listedeki en kötü transfer. Evet bildiniz, Tarık Çamdal. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek olmayan bu transferimizde ne yazık ki tarihin tozlu sayfalarında en kötü transferlerden biri olarak yerini aldı. Tarık Çamdal ne yazık ki yabancı sınırı garabetinin ülkemizde gördüğümüz en kötü yansımalarından biri oldu. Sırf sarı kırmızılı formayı giyiyor diye milliydi olan Tarık, neredeyse Evoyen'in aldığı kadar maaş alıyordu, bilginize. Stoper bölgesinin ilk sırası için geçmişte çok iyi olup Barcelona gibi bir devin takım kaptanlığını dahi yapsa da beklentileri boşa çıkarması nedeniyle Frank de Bur yer alıyor. Onun yanına da Ali Turan'ı koyduk. Çoğunuzun artık adını bile hatırlamadığı bu oyuncu için bir dönem Galatasaray'ımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girmişti. Yine yabancı sınırı yüzünden elbette. Sol bekte kim var peki? Lionel Karol. Defans bölgesinde yer almasına rağmen defansif özellikleri yerlerde olan bu oyuncumuz da bizi transfer ettiğimizde pişman eden oyuncular arasında yer aldı. Orta sahayı üçlü olarak kuruyorum. Neden mi? Çünkü neden olmasın? Orta alanın merkezine ilk olarak Mustafa Sarp'ı koyuyoruz. 2011 yılında yokları oynayan Galatasaray'ın merkezinde o vardı zira. Kadroya Misimovic'i de eklemese kayıp ederdik. Takıma transfer olup neredeyse doğru düzgün maça çıkmayan, Hagi'nin sakız çiğniyor diye kadro dışı bıraktığı boşnak oyuncu da en kötü transferlerin yer aldığı 11'e girmeyi bildi. Ve tabii ki Barış Özbek. Türkiye'de uygulanan, iyi oyuncu peşinde koşma, mecburen kötü de olsa Türk oynatacaksın kuralı nedeniyle parçalı formayı giyen gurbetçi futbolcu Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biri.